Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bölme işlemi ile ilgili sorular yapacağız. Birinci sorumuz da şöyle diyor. Aşağıda bölenleri verilen bölme işlemlerinde kalanın alabileceği değerleri bulalım. Birinciyi ben yaptım. Bir bölme işlemi var ve bölen sayımız 7. A'nın alabileceği değerler 7'den daha az olan rakamlar olmalıdır. Bunu bir örnekle şöyle açıklayabiliriz. Hemen şurada bir kağıt üzerinde. Diyelim ki eee 39 elma var. Ve bunu 7 çocuğa paylaştırıyoruz. 39'u 7'ye bölüyoruz. 3'te 7 yok. 39'u bölüyorum. 7'şer 7'şer sayıyorum. 7, 14, 21, 28, 35. Bir daha sayarsam fazla gelir. Demek ki 5 defa sayabiliyorum. 5 kere 7, 35. 9'dan 5 çıktı. 4. 3'ten 3 çıktı. 0. Bakın burada kalan kısmı 7'den daha az. Yani kalan sayımız her zaman 7'den az olması gerekiyor. Şöyle olsaydı diyelim ki 7'den 7'ye eşit olabilir miydi? Bakalım deneyelim. Mesela 42 olsaydı. Ya da 41 diyelim. 42 değil 41 yapalım. 41'i 7'ye bölelim. Burası iyi olmadı. Şurada bölelim. 41'i 7'ye bölelim. 7'şer 7'şer saydık. 5 defa saydık. 5 kere 7 35. 6 kere saysam 42 oluyor. Çıkardım. 1'den 5 çıkmaz. 11 oldu. 11'den 5 çıktı. 6. 3 üç kaldı. 3'ten 3 üç çıktı. 0. Bakın kalan 6. 7'den yine küçük. Peki 42 olsaydı deneyelim. 42'yi 7'ye bölelim. 7'şer 7'şer saydığımızda 7, 14, 21, 28, 35. Bir daha saydım. 42. 6 defa saydım. 42 çıktı. Bakın kalan 0 oldu. Demek ki kalan rakam üstteki bölen sayımızdan bölen rakamdan daha az olmak zorunda. Ona göre tekrar alıştırmalarımıza dönelim. Bakın buradaki bölme işleminde A'nın olabileceği rakamlar ya 0'dır ya 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir veya 6'dır. Yani 7'den küçük sayılardır. Peki buraya bakalım B var burada bölme işlemimizde. B'nin yerine gelebilecek rakamlar kalan kısmına 6'dan küçük olan sayılar. Yani 5 olabilir. 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. C harfinin yerine gelecek rakamlar 4'ten küçük olmalı. O zaman 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Peki, son alıştırmamıza bakalım. Aşağıda kalanları verilen bölme işlemlerinde bölenin alabileceği en küçük değeri bulalım. Burada kalan belli, bölen belli değil. Neydi kuralımız? Kalan sayı bölenden az oluyordu. Yani burası, buraya ben 5 yazamam. Çünkü kalan 6. 6'dan daha büyük bir sayı yazmalıyım. Buraya 7 yazabilirim. 8 yazabilirim. 9 yazabilirim. Şöyle göstereyim istersen. 7 yazabilirim. 8 yazabilirim. 9 yazabilirim. 10 yazabilirim. 11 yazabilirim. Durmadan yazabilirim. Bir sürü sayı yazabilirim. Ama ne diyordu sorumuzda? Bölenin alabileceği en küçük değer. Yani bölenin yerine koyabileceğimiz rakamların en küçüğü. Hangi rakamları koyabiliyorduk bu bölene? 7'yi de koyabiliyor. 7'yi, 8'i, 9'u ve daha büyüklerini koyabiliyorduk. 6'yı koyamıyorduk. Çünkü kalan 6. 6'dan büyük rakamları koyabiliyoruz. Buraya koyabileceğimiz rakamların en küçüğü kim? Bakın 7. O zaman buraya 7 gelmeli. Burada kim var? 9. O zaman buraya 9'dan büyük olan sayılar gelebilir. Yani 10 koyabiliriz Peki burada kim var? 3 var kalan. 3'ten büyük sayılar gelmeli buraya. 4 gelir, 5, 6, 7, 8 bir sürü büyük rakamlar gelebilir ama 3'ten sonraki sayıların, gelebilen sayıların en küçüğü 4 var. O zaman buraya 4 koyabiliriz. Evet, bu alıştırmayla da dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda inşallah artık bölme işlemiyle ilgili problemlere geçeceğiz. Sizlere derslerinizde iyi çalışmalar diliyorum.